Merhabalar. Bugün acı badem kurabiyesi yapacağız sizlerle. Herkesin sevdiğini düşünüyorum. Burada yaklaşık 1,5 su bardağı toz şekerim var ve 200 gram bademim var. 4 tane yumurtanın beyazı var. Bademlerimizi rondadan geçirip un haline getirelim. Daha sonra da şekerimizle yumurta sırlarını beyaz olana kadar çırpalım. Bademlerimizi rondadan geçirdik, un kıvamına getirdik. Yumurta beyazlarımızla şekerimizi de çırptık. Gayet güzel oldular. Beyaz krema kıvamında oldular. Şimdi bunların ikisini karıştıracağız. Rondodan geçirdiğimiz bademlerimizi bir tencereye aldık. Şekerli yumurta beyazlarımızı karıştırmıştık. Bunu da üzerine döküyoruz. Yaklaşık 10-12 dakika kadar ocakta bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Bütün karışımımızı ocağımıza aldık. Yaklaşık 10-12 dakika kadar karıştırarak pişireceğiz. Karışımımız şeker eriyene kadar ocakta güzelce karıştırarak pişirdik. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra fırına alacağız. Tencereden karışımımız soğuması için porselen kabımızın içine aldık. Şimdi bu karışımın içine yarım çay kaşığı kadar limon ilavesi yapacağım. Karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonra tepsimizi alıp fırınımıza pişmesi için bırakacağız. Karışımımız soğudu. Ben şöyle bir kabım var, onun içine aldım. Bununla sıkacağım, yağlı kağıt serdim tepsimizi. Sizler poşet içinde de sıkma işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde sıkıp tepsimize yerleştireceğiz. Kurabiyelerimizi şekillendirdik. Ortalarına bademlerimizi yerleştirelim. Bunlar üzerleri çatlayıncaya kadar, yani çatlak görünüm alana kadar fırında pişireceğiz. Ben fırınımı 150 derecede önceden ısıttım. Bazı fırınlarda 140 derecede oluyor. 140 derecede önceden deneyebilirsiniz sizler de. Şimdi 140 derecede ısıttım. Fırınımda yaklaşık 30 dakika süresi olacak. Ama 20. dakikada da kontrollü pişireceğiz bunları. Çok güzel olmuş gibi görünüyorlar şu aşamada. Gördüğünüz gibi hafif hafif üzerleri çatlamaya başladı. Dediğimiz gibi kontrollü pişirmemiz gerekecek. Harika oluyorlar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Çok da güzel oldu. Çıkartalım. Görün. Güzelliğini. Çok güzel acı badem kurabiyelerimiz oldu. Bu tarifimizden yaklaşık 18 tane kurabiyemiz çıkmış. Çok da güzel oldular. Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra sunum tabaklarını alacağız. Acı badem kurabiyelerimiz pişti. Çok da güzel oldular. Taze çıtır çıtır elimize aldığımızda dağılıyor şu anda. Lezzeti muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi harika bir acı badem kurabiyemiz var. Şöyle göstermek istiyorum size esasında.
Harika oldu. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.